madencilerimiz için seferber olduğunu gördük. Ancak resmi ve gönüllü yüzlerce kardeşimiz madencilerimizi kurtarmak için çırpınırken ülkeyi yönetenlerin aymazlığı ve yaptıkları ciddiyetsiz açıklamalar yine hepimizi kahretti. Bu ülkenin cumhurbaşkanı ilgililere dönüp bu uyarıları neden dikkate almadınız diyeceğini, işçilerin sesine neden kulak vermediniz diyeceğini, bu acıya sebep olanları o dakika görevlerinden alıp müfettişlerin önüne koyacağına ne yaptı biliyor musunuz? 41 hayatın söndüğü bu felaketten bile bir başarı hikayesi çıkarmaya çalıştı. Yaşadığımız ekonomik felaketten başarı hikayesi çıkarmaya uğraşmak yetmemiş olacak, tuttu, ölümden de başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. Biliyorsunuz, empati kavramına yabancı olan bu arkadaş 8 sene önce de Soma'da utanmadan çıkıp ölüm bu işin fıtratında var demişti. Bu defa da çıkıp çok şükür 24 saat geçmeden 41. şehidimize de ulaştık dedi. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır dedi. Kaderden bahsetti, tevekkülden bahsetti. Gerçekten ibretlik. Tevekkül nedir? Tevekkül her türlü tedbiri aldıktan sonra bir işi nihayetinde Allah'a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz hayri ve şerrihi minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Dinimizin buyruğu budur. Yani Müslüman her işin başında önce tedbirini alacak, ötesini ise Rabbine teslim edecek. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu perdelemek için imanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Tevekkül ne kadar gerçekse tedbir de o kadar gerçektir. Bir kazanın tüm şartları oluşmuşsa ve sen tedbir almıyorsan o kaza meydana gelir. Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip üstüne de tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Bakın size bir örnek vereyim. 7 Ocak 2013'te Kozlu Madeni'nde metan gazı patlaması oldu. Kazada 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını tespit etmek için soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını kabahatli buldu. Taşeron firma işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş. Tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de taşerona yaptırım uygulamak yerine işin üstünü örtmüş. Dava 6 yılın sonunda karara bağlandı. Yargı dedi ki, Kozlu Maden Ocağı'nın müessese müdürü ölüme sebebiyet vermekten tali kusurludur. 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine yaşamını yitiren madencilerin aileleri karara itiraz ettiler. Bu kadar ağır bir kusurun cezası nasıl 4 yıl olur diye ver yansın ettiler. Asli kusurlu olan biri nasıl tali kusurlu sayılır diye isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi o ailelerin yüreğinde bir de adalet yarası açıldı. Peki o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Bay Kriz'in imzasıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na genel müdür olarak atandı. Yanlış duymadınız. Genel müdür olarak atandı. Yani 8 canımızı kaybettiğimiz olayda
kusurlu bulunup 4 yıl ceza alan bir kişi kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan? Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı TTK'ya genel müdür yapan sensin. Madene yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince bakanıma talimat verdim demeyi biliyorsun. İşine gelince üzerine basa basa benim bakanım demeyi de biliyorsun. Hadi bakalım, madem senin bakanın, hesap sorsana. Nerede tedbirler desene. Sayın Erdoğan, işine geldiğinde benim bakanım, işine gelmediğinde kader diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine kader diyemezsin. 21. yüzyılda bu teknolojik imkan ve altyapıyla maden işçisine ölümü kader diye kabullendiremezsin. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı 41 naaşa kısa sürede ulaşmakla övünmez. O felaketin yaşanmamasıyla övünür. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı tabut başında, tabutların başlarında siyasi nutuklar atamaz. Sorumlular hakkında gereğini yapar. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı milletinin karşısında felakete neden olanları kollamaz, hakkını ve hukukunu korumak için her daim dimdik milletinin yanında durur. Çünkü liyakatli ve ciddiyet sahibi bir cumhurbaşkanı hamasetle, laf kalabalığıyla değil, duruşla ve icraatle olunur. Bu kadar basit. Aziz milletim, madencilik elbette riskleri olan bir sektördür. Ama bu riskleri azaltmak da pekala mümkündür. Nitekim veriler de tam olarak bunu gösteriyor. Soma katliamından sonra geçen 6 yılda, yani 2015'ten 2020'ye kadar her yıl madenlerimizde çalışan her 100 bin işçimizden 53'ünü iş kazalarında yitirmişiz. Bu oranın bizden sonra en yüksek olduğu ülke Portekiz. Her yıl 25 madencilerini kaybetmişler. Aynı oran Polonya'da 8, Almanya'da 4, Macaristan ve Slovanya'da ise 0. Dünya kömür madenciliği endüstrisinde her yıl yeni standartlar belirliyor ve alınan önlemler sayesinde sektördeki ölüm oranları hızla düştü. 20 yıl önce dünyada milyon tonluk üretime düşen ölüm oranı 5 iken bu rakam günümüzde 1'in altına indi. Türkiye'nin son 10 yıldaki ortalaması ise milyon ton başına 20 kişinin üzerinde. Yani Türkiye'deki ölüm riski dünya ortalamasının 20 katından fazla. Sayın Erdoğan, buna fıtrat diyemezsin. Buna kader de diyemezsin. Basit tedbirlerle önleyebileceğin ölümleri bu millete kader diye yutturamazsın. Dünya standartları ortadayken Türkiye'ye reva gördüğün bu acı tablo düpedüz insanlarımızın canını hiçe saymaktır. Senin ve atadığın beceriksiz yöneticilerin asli görevi ölümleri engellemektir. Ölüm oranlarını dünya standartlarının altına getirmektir. Teknoloji var, imkanlar var, Sayıştay raporları ortada duruyor. Atılacak adımlar, alınacak tedbirler belli. O nedenle hamaseti bırakıp öncelikle işinizi yapacaksınız. Kazaların önüne geçmek için irade göstereceksiniz. Yapamıyorsanız da çekip gideceksiniz. Ayıptır, günahtır. Aziz milletim, Bartın'da yaşanan bu katliamda sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin takipçisi olacağız. Bütün avukat arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız bu davayı birinci öncelikleri olarak görecekler ve Ünzile Başkan'ın koordinasyonunda özellikle kadın hukukçularımıza sesleniyorum. Onlar bu işi iğneyle kuyu kazar gibi takip edeceksiniz. Özellikle sizden istiyorum. İktidarın umurunda olmasa da biz kaybettiğimiz madencilerimizin hesabını soracağız. Soma'dan sonra yaşanan adaletsizliğin tekrarına seyirci kalmayacağız.
Biliyorsunuz Soma faciasında